Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kediköy'ü projesi hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Kamuoyu da yakinen biliyor, evcil hayvanlar noktasında, sokak hayvanları noktasında ciddi çalışmalarımız var ve onlara karşı merhametli olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada devam eden iki çalışma vardı. Birincisi hayvan hastanesi evcil köy içerisinde. Onun inşaatı başladı. Temel kazısı yapıldı. O evcil köy içerisinde yapılıyor. Bir de kediler için Kediköy ya da Kedi Kasabası adını verdiğimiz bir ihale yaptık. Bu da Yozgat Park içerisinde olacak. Yozgat Park'ın içerisinde kedileri barındıracağımız, gene içerisinde veteriner hekimin hizmet vereceği, soğuk havalarda kedilerin içeriye çekilebileceği mekanların olduğu çok güzel bir çalışma olacak. Yozgat Park'ın içerisinde de böyle bir kedi kasabası ya da kedi köyü dediğimiz bir çalışma yapacağız. Buradaki gayemiz şu, merhametimizi onlara hissettirmek, toplumun sokak hayvanlarına karşı, evcil hayvanlara karşı bakış açısını değiştirmek, onların da bizimle beraber şehirde huzur içerisinde yaşamasını sağlamaktır. Yani insanlar maalesef tabii bu hayvanlara ön yargılı bakıyorlar ama biz her türlü ön yargıdan uzak bakıyoruz. Onların da bu şehirde yaşama haklarının olduğuna inanıyoruz. Biz bu yaptığımız iki çalışmada, birincisi evcil köy, evcil köy daha çok şeylere hitap edecek. Köpeklere hitap edecek ama hasta diğer hayvanlara da hitap edecek. Kedi kasabası ya da kedi köy dediğimiz yer farklı bir mekanda, Yozgat Park'ın içerisinde. O da gene insanlarla biraz daha iç içe olsunlar. İnsanlar gitsin onları beslesin, onlarla beraber olsun, beraber vakit geçirsin. Aynı zamanda orada gene dediğim gibi veteriner hekim de hizmet verecek. Bir takım sosyal boyutu da olacak bu işin. Velhasıl açık alanda yaşayacaklar kediler. Ama soğuk havalarda da kapalı alana geçecekler. Böyle bir çalışma.